Başladık mı? Evet sevgili dostum, hayatımız aslında 5 tane ana sütun üzerinde yükseliyor. Biz buna hayatın 5 büyük sacayağı diyoruz. Bu 5 sütun bizim hayatlarımızı taşıyan taşıyıcı kolon, öyle söyleyeyim. Bunlar ne dersen, 1 numarada sağlık var, 2 numarada ilişkiler var, çevremdeki insanlar, ailem, inanç senin için önemli bir kavramsa da bunun içerisine giriyor. 3 numaralı sacayağımızın adı finans, yani para. 4 numarada duygular var, 5 numarada da iş var ya da okulla diyebilirsin sen buna. Buna hayatımızın 5 büyük sacayağı dönüyor. Sağlık, ilişkiler, finans, duygular ve iş. Şimdi biz bu 5 büyük sacayağında duruma göre savrulmalar yaşayabiliyoruz. Bazılarının puanı yüksek oluyor, bazıları yerlerde oluyor. Biz böyle o inişler çıkışlar halinde ilerliyoruz. Bu 5 büyük sacayağında dengeyi yakalayabilirsen, somut haliyle söyleyeyim, 10 üzerinden her birine minimumda bir 7 puan veriyor olman lazım şu anki durumuna. Bunu sonra 8 ve 9'a çıkarman lazım. 10 olur mu? 10 mükemmelliği temsil eder. Belki ulaşamazsın ama yönümüz o tarafa dönük olur. Her birinde bu 7 seviyesine ulaştığında işte ortaya çıkan şeyin adı nedir biliyor musun? Bir sürü sonuç var. Başarılı insanların olduğu kategoriye geçmeye başlarsın. Başarılı insandan kastım sadece hedeflerine ulaşmış insan değil. İçsel huzurunu ve dengesini yakalamış insan. Gelirini arttıran insan. İstediği hedeflere ulaşabilen insan. Hayatına anlam katan insan. Hayatında gerçekten renk olan insan, ne istiyorsa onu yaşayan insan. Tabii bu iyi anlamda söylüyorum. Buna biz başarılı insanların olduğu bölüm diyoruz. Başarısız insanların olduğu bölümde ne var? Keşkelere yaslanan insanlar var. Keşke öyle olsaydı. Keşke işte ailem zengin olsaydı. Keşke benim de çok param olsaydı. Keşke ben de böyle olsaydım diyen insanlar. Peki bu taraftaki başarılı olarak adlandırdığımız insanlar neyi nasıl farklı yapıyorlar? Bir şey kullanıyorlar. Yani yanlarında onlara eşlik eden kitleri var. Bir alet elan diyeyim ben buna. Bir yardımcı alet. En güzeli bu aslında. Bir yardımcı aletleri var ve bu yardımcı alet onlara eşlik ediyor. Bu hayatın 5 büyük sacayağında akışa geçmelerine sebep oluyor. Bize hep ne öğretildi? Okulda, iş hayatında, ailemiz alışkanlıklara yaslanarak ilerlemeyi öğretti. Yani 21 gün yasasıyla bir şeylere yaslanarak ilerlersen güzel olur. Şimdi biz bunu yaptığımızda bazı alışkanlıklara sahip oluyoruz ama sen alışkanlıkların yasasına çok yaslanırsan hayatından keyfi almak zorunda kalırsın. Hayatındaki anlam gitmeye başlar. Yani robotlaşırsın işin Türkçesi. Alışkanlıklara yaslandığında irade ve disipline de çok yaslandığın için hayatın anlamsızlaşmaya başlar. Bunun yerine ben sana başka bir şey tavsiye ediyorum. O ne? Ritüelleri hayatına uyarlaman lazım. Ritüellerle gitmen lazım. Peki nasıl gideceğiz? Şimdi bu haliyle soyut. İşte o yüzden benim uzun yıllardır çalıştığım, kendi bireysel kendim için hazırladığım ve gerçekten bana yol arkadaşlığı eden ve benim hayatımı tamamen dönüştüren bir şeyi artık elle tutulur bir hale getirdik. Senin de kullanabileceğin hale getirdik. Adı ne dersen bunu ilk kez paylaşacağım. Adı ne dersen pusula sevgili dostum. Gerçekten bu bir online bir şey değil. Bu gerçekten elle tutulabilecek, dokunabileceğin ve üzerine çalışabileceğin bir başarı ajandası. Başarı ajandası. İçerisinde her gün kendine sorman gereken sorular var. Bunları senin için hazırladık. Haftalık, o bir haftanın, geçtiğimiz haftanın fotoğrafını çekebileceğin bazı sorular var. Yine onları seninle paylaştık. To do listler, not to do listler, yani yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi gibi şeyleri seninle paylaştık. Ve bir de ne var içerisinde? İçeriye bir link koyduk. 10 tane de pusulayı en güçlü ve en etkili şekilde nasıl kullanabilirsin ve hayatına nasıl uyarlarsın? Bunları anlattığım sadece sana özel 10 tane de video olacak. Bunların hepsini bir pusula olarak, adını da pusula koyduk. Çünkü bizim önce yönü belirlememiz gerekiyor. Ne kadar hızlı koştuğumuzun bir önemi yok. Nereye gittiğini bilmiyorsan önce yönünü belirle, ondan sonra harekete geç. Dolayısıyla pusula işte bizim yönümüzü belirlememiz için oluşturduğumuz bir yardımcı alet. Benim bunu oluşturmam, kendim için bunu tasarlama sürecim yıllar aldı ama senin bunun için yıllarını harcamana gerek yok. Biz başarılı insanların, hayatlarına anlam katan insanların, hayatlarını gerçekten istedikleri gibi yaşayan insanların, en basit haliyle hayatlarının, kendi hayatlarının tasarımcısı olan insanların kendilerine sordukları soruları en kullanılabilir ve yapılabilir haliyle pusulanın içerisinde paylaştık. Dolayısıyla bu pusulayı alıp sen de 90 günü hayatının, bu yılın en efsanevi 90 gününe dönüştürebilirsin. Çünkü 90 günlük bir süreci burada seninle paylaşıyoruz. 90 gün tempolu gitme, 90 günlük güçlü bir koşu gibi düşün sen bunu. Bunu seninle paylaşıyoruz. İlk 500 kişi için isme özel imzalı yapacağız. Yani ben imzalayacağım sana. Genelde ne oluyor? Eğitimlerimiz oluyor, online falan oluyor ama ilk kez böyle somut, elle tutulur,
adına, senin adına özel imzalı bir şekilde sana ulaşacak. İlk 500 kişi için isme imzalı olacak, sonra normali ilerleyecek. Dolayısıyla eğer böyle bir şeye ihtiyacın varsa, hayatına anlam katmaya, yönünü belirlemeye ve hayatındaki o 5 büyük sacayanda 90 günde minimum %20 yukarıya çıkmaya isteğin, arzun varsa, çok motivasyonum yok, çok enerjim yok diyorsan, işte bu senin için tam anlamıyla doğru bir yol haritası olacaktır. Aşağıdaki linkten pusulaya ulaşabilirsin. Hedeflerini, yollarını, yol haritalarını, doğru soruları kendilerine sorup bunları yazılı hale getiren insanlar, getirmeyenlere göre hedeflerine ulaşma ihtimalleri %80 daha fazla. Bu çok yüksek bir oran. Kağıt kullanmak, kalem kullanmak ve yazılı hale getirmek, işte bunun için bu tasarlandı. Gerçekten üzerine çok çalıştığımız ve senin gerçekten hayatındaki dönüşümü, transformasyonu sağlayacak çok özel bir yol haritası, bir rehber sana pusula. Umarım senin hayatın da istediğin gibi gerçek bir sanat eserine dönüşür ve buna da pusula yardımcı olur. Şimdiden sana kalpten sevgilerimi iletiyorum.